Günaydın efendim, gün başlıyorla birlikteyiz. Tele1 ekranlarındasınız, Gerçeğin Adresinde. Bugün 17 Ocak, günlerden çarşamba ve bugün de 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugünün gündemini konuşacağız, sıcak başlıkları konuşacağız, gecenin sıcak haberlerine bakacağız ve aynı zamanda gazetelerde hangi başlıklar öne çıkmış hepsini ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyiciler. Bugünün manşetini atmak gerekirse, emeklinin sefalet yılı ve emekliye verilen o sefalet zammı bir anlamda bugünün de gündemini belirlemiş oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ifade etmiştik, hatırlayacaksınız. Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Merakla beklenen bir açıklamaydı ve emeklilerin beklediği o ek zam oranını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki o zam ne kadar olacaktı? %37,57'lik enflasyon farkının üzerine nasıl bir çözüm bulunacağını dün konuşmuştuk. Pek çok iddia, kulislerde konuşulan pek çok senaryo vardı. Ve sonuç emekliler için kelimenin tam anlamıyla bir hüsran oldu. Emekliler büyük bir hüsran yaşadı. Zira sadece %5'lik bir artıştan bahsetti partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın, açlık sınırı ne kadar, hatırlatalım. Açlık sınırının TÜİK verilerine göre 14.431 lira olduğu Türkiye'de. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 47.009 lira olduğu Türkiye'de. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 18.796 lira olduğu Türkiye'de. Emekli maaşı, en düşük emekli maaşı yapılan bu son zamla birlikte 10.000 liraya çıkacak. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Milyonlarca emeklinin gözü kabine toplantısındaydı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası çıktı kameralar karşısına. Karnını bile doyurmakta zorlanan SSK Bağkur emeklilerine ek %5 zam yapıldığını açıkladı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Temmuz ayında kök maaşlara yapılan zammın ardından tek kuruş zam alamayan ve TÜİK'in açıkladığı %37,57'lik 6 aylık enflasyonun ardından emekliler maaş oranı iyileştirme beklerken bir kez daha paylarına hayal kırıklığı düştü. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Dese de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan aradaki makas kapanmadı. Asgari ücret %49 zamla 17.002 liraya, en düşük memur emekli maaşı %49,25 zamla 14.741 liraya yükselirken SSK Bağkur emeklisi açlığa mahkum edildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 10.000 liraya yükseltildiğini açıkladı. Sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7.500 liradan 10.000 liraya çıkarıyoruz. Pazar yerlerinde görüyorum, böyle bazen geziyorum boş vaktim olduğu zamanlar. Çöpten adam pazar şeylerinde karpuz kabuğu topluyor, mandalin, portakal, patlıcan, biber, yani bunların hepsini topluyorlar yani. Bunu görüyor, bu millet görüyor. Bu vatandaş, baştakiler de görüyor bunu yani. En azından 15 olmalı. Bak, görüyor musun buradaki fiyatları? Artık kilo ile almak yok, grama düştük. Şimdi ne alacağım diye düşünüyorum. En az 15 olması lazım yani. Yazık, günah ya. Herkes orada çalışıyor, burada çalışıyor. Yani onlarda bile gözleri var yani, günah. Erdoğan, geçim derdi bitmeyen milyonlarca işçi emeklisine derin bir nefes almaları için bir kez daha önümüzdeki günleri işaret etti. Temmuz ayına dikkat çekti. Önümüzdeki Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Ya değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu açıklamasından sonra ne yaptı? Temmuz ayına randevu vermiş oldu. Eğer emekliler, en düşük emekli maaşı alan emekliler 10.000 lirayla Temmuz ayına kadar rahat rahat geçinebilirlerse,
Temmuz ayında bir artışın daha sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler diyor ki aklımızda alay etmeyin, aklımızda dalga geçmeyin diyorlar ki önümüzdeki dakikalarda da buna ilişkin yansımaları ekranlarınıza getireceğiz. Emeklilerden pek çok mesaj geliyor ve ortak noktası aynı zamanda emekli sendikaları ve emekli birlikleri de hep aynı açıklamayı yaptı. Aklımızla alay etmeyin açıklaması yapılıyor. Şimdi emekli için belli ki zor geçecek bir 6 ay var önümüzde. Zor geçecek bir yıl olacak. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Emekli yılı olacak demişti. 2024 yılı için emekliler diyor ki bizim için zor bir yıl olacak. Az önce ekranlara getirmiştik açlık yoksulluk sınırı. Türk İş Birliği'ne göre açıklanan açlık yoksulluk sınırından bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bir izleyicimiz diyor ki Fidan Hanım ben bu işten bir şey anlamadım. Ben bu işten bir emekli olarak bir şey anlamadım. Biz açlığa neden mahkum ediliyoruz diye soruyor. Evet doğru ifade bu emekli açlığa mahkum ediliyor değerli izleyiciler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gazetelere bakalım ama bugün bir farklılık yapalım ve iktidara yakın medyadan başlayalım. Zira İktidara yakın medyada büyük bir sevinç var ve Erdoğan'ın açıklamaları bir müjde olarak duyurulacağı ifade edilmişti. Emekli zammı sevinci bakın nasıl başlıklarla aktarılıyor. Hatırlatalım emekliler ne diyordu? Aklımızla alay etmeyin. Bakalım şimdi iktidar medyasında nasıl pembe bir tablo var. Emekli aylığına %42,6 zam diyor. Örneğin Akşam gazetesi. Başkan Erdoğan SGK ve Bağkur emeklilerine müjdeyi verdi. Yıllık maaş oranları Temmuz'da eşitlenecek diyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını Akşam gazetesi işte bu alt başlıkla duyuruyor. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Emekliye %5 refah payı hem de büyük puntolarla aktarılmış. Emekliye %5 refah payı. Yani emekliler bozdurup rahatlıkla harcayabilir. Yeni Şafak gazetesi büyük puntolarla bu haberi duyuruyor. Bakın 6 aylık zam oranı %42,6'ya yükseldi deniyor. Ancak şunu da söyleyelim. Emekliye verilen zam oranı TÜİK'in enflasyon verilerinin bile gerisinde kaldı. Peki neden? Bunu konuşacağız ilerleyen saatlerde değerli izleyiciler. En düşük emekli maaşlarının da 10 bin lira ya yükseldiğini yine bir müjde olarak duyuruyor Yeni Şafak gazetesi. İktidara yakın medyada evet emekli maaşı zamlarına ilişkin bir sevinç dalgası var. Böylesi bir tabloyla aktarıyorlar. Temmuz'da eşitleneceği vurgusu yine bütün gazetelerde öne çıkıyor. Bakalım şimdi Sabah gazetesine. İktidara çok yakın bir diğer gazeteye. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisine %42,6 zam diyor bugün Sabah gazetesi manşetinden verdiği haberinde. Erdoğan SSK ve Bağkur emeklilerinin merakla beklediği maaş zammını açıkladı. Yönetmenimden rica edeyim tam ekran gösterelim izleyicilerimize bu sevinç dalgasını. %37,57 olan kök maaş zammına %5 refah payı daha eklendiğini ifade ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi Akşam, Yeni Şafak ve Sabah gazeteleri. Sadece bu kadar değil. Gelin Hürriyet ve Milliyet gazetelerine bakalım. Orada durum ne? Orada hangi başlıklarla aktarılıyor? İşte bakınız Milliyet gazetesi. Emekliye en düşük 10 bin lira deniyor. SSK ve Bağkur emeklisine %42,6 zam üst başlığıyla duyuruluyor haber. SSK ve Bağkur emeklerinin zam oranının %5 daha artırılıp 42,6'ya yükseldiğini açıklayan Erdoğan en düşük emekli maaşının 10 bin lira olacağını söyledi ama asıl önemli kısım devamında değerli izleyiciler. Çünkü diyor ki Erdoğan emeklilerimizi asla darda bırakmayız. Asla darda bırakmayacağız ve 2024 yılı Erdoğan'ın söylemiyle emekliler yılı olacak. Bir kez daha altını çizelim ve Hürriyet gazetesi yine haberi manşetinden veriyor. Büyük puntolarla duyuruyor ve diyor ki emekli zammı %42,6 oldu. Az önce ifade ettiğimiz gibi kabine toplantısı sonrası açıklama yapmıştı Erdoğan ve 2024'ün emekliler yılı olacağını söylemişti. Tabii emekli izleyicilerimiz nasıl bir emekliler yılı geçireceğine dair pek çok mesaj yazıyor bize. Onları da önümüzdeki dakikalarda konuşacağız
pek çok izleyicimiz de sandığı işaret ediyor. 31 Mart'ta kurulacak sandığı işaret ediyor. Şimdi bu haberin ardından yansımalara da bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ne söylüyor, hangi açıklamayı yapıyor? Meclis grubunda yapmış olduğu o açıklamadan bir videoyla birlikte diyor ki Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti. Ancak emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviyede yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Bir kez daha altını çizelim. Diyor ki en düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır. Dün grup toplantısında yaptığı açıklamalar ki o tabii grup toplantısına da bakacağız ilerleyen dakikalar içerisinde. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. İktidar cephesi ne diyordu? Kaynak yok. Peki kaynak gerçekten yok mu? Her şeye kaynak var da bir tek emeklilere mi yok? Hatırlayacaksınız bu ekranlarda kalem kalem hesaplamış ve kaynağın nereden bulunabileceğini CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe bize anlatmıştı. Bugün tekrar anlatacak. Diyordu ki kaynak var ama bu AKP iktidarının bir tercihi. O açıklamayı da hatırlatmak isteriz. İlerleyen saatlerde de konuk edeceğiz kendisine programımızda. Ve devam edelim. Ekonomist Özgür Demirtaş ne söylüyor? Profesör Doktor Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından Allah emeklilere sabır versin diyor. Daha ne söyleyecek? Ülke insanlara zorla ekonomi ve finans öğretiyor. Şimdi anladınız mı faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye ekonomi modelinin nelere yol açtığını? Faiz sebep, enflasyon sonuç demişti Cumhurbaşkanı. Nas var nas demişti. Sonrasında enflasyon patladı, kur patladı, faizler patladı ve geldiğimiz noktada fatura emekliye çıktı. Emekliler sefalete mahkum edildi. Ama ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Emeklilerin yılı olacak 2024. Emeklilerimize hayırlı olsun efendim, emekliler yılı. Şimdi devam edelim bakmaya sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara. AKP'ye bir isim Şamil Tayyar acaba ne söylüyor? Yani iktidar cephesinden yansımalar nasıl derseniz orada da bir hayal kırıklığı yaşanmış gözüküyor. SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave %5 zam yapıldı. Emekli maaşındaki alt sınır da 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Lafı eğip bükmeden ifade etmek gerekirse bu rakamlar beklentilerin altında kaldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlukları biliyorum, imkanların zorlandığının da farkındayım. En azından emekliler arasındaki farklılık ortadan kaldırılmalıydı. İyi olmak kolaydır, zor olanı adil kalmaktır. Bu zoru başarmalı, adil davranabilmeliydik diyor Şamil Tayyar. İktidarın içinden, AKP'nin içinden bir isim zaman zaman işte böylesi çıkışlarıyla da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan bir isim. Tabii iktidar cephesine söylenecek çok şey var. Keşke yapsaydınız. Elinizi tutan mı vardı? Bunca yılda AKP'nin uyguladığı ekonomi politikalarıyla özellikle emeklileri neden yoksulluğa mahkum ettiniz? Yoksulluğa ve sefalete mahkum etmeye devam ediyorsunuz diye sormak gerekiyor. Şimdi gazetelere bakalım. Az önce iktidara yakın gazetelerde başlıkları sizlerle paylaşmıştık. Pek çoğunda ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için paylaşalım. Bir sevinç dalgası var. Büyük puntolarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları anlatılıyor. Bir Gün gazetesi ise diyor ki al bu parayı da sen bir gün yaşa. Bir gün yaşa en düşük emekli maaşıyla. Milyonlarca emekli Erdoğan'ın müjdesine öfke kustu. Erdoğan'dan gelecek haberi bekleyen milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğradı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira, enflasyon farkı ise %5'te kaldı. Açlık sınırının altında yaşayan emeklilere Erdoğan'dan kötü haber. Enflasyona ezdirmeyeceğiz yalanını sık sık tekrarlayan Erdoğan, milyonlarca emekli için kendisinin birkaç saatte harcadığı parayı bile çok gördü.
en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Yaratılan beklentiye rağmen açıklanan %5'lik zammı Erdoğan koşulları zorladık diye açıkladı. Erdoğan koşulları zorladık diyor ama Bir Gün gazetesi hatırlatıyor değerli izleyiciler. Sizlerle paylaştığımız o haberi hatırlatıyor. Erdoğan koşulları zorladık diyor ama devletteki saltanat, şatafat devam ediyor. Erdoğan'ın sarayı bir günde 33 milyon lira harcıyor hatırlatmasını yapmış. Bir Gün gazetesi ve altında tüm emeklilerin sendikası diyor ki olmaz olsun sizin vereceğiniz zam. Tüm emeklilerin sendikası Genel Başkanı Ergen, Erdoğan yine ölümü gösterip sıtmaya, razı ettirmeye çalışıyor. Açlık sınırının neredeyse yarısı olan en düşük emekli maaşına dahi müjde olarak açıklıyor. Olmaz olsun sizin zammınız diyerek tepki gösteriyor. Evet, emekliler. Emeklileri konuşmaya devam edeceğiz. Bu adaletsizliği konuşacağız. Önümüzdeki dakikalar içerisinde uzun uzun gerçek haber, gerçek ekonomide de en önemli başlıklarımızdan biri olacak. Şimdi gazetelere baktık ve geride bıraktığımız günde sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü gündem yarattı. O görüntüyü izlediğimizde ne kadar vahim olduğunu düşündük. Bakın Sözcü gazetesi bugün manşetine taşıyor o haberi ve o görüntüleri. Adliyede atılan o sloganları ve şeriat çağrılarını. Bakalım ayrıntılara. Adliyenin içinde yaşasın şeriat sloganı attılar. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette bu da yaşandı deniyor haberin üst başlığında. Erdoğan'a hakaretten tutuklu bir gericinin tahliye edilmesi üzerine yandaşları adliye koridorlarında tekbir getirip şeriat istedi. Hiçbir işlem yapılmadı. 10 Kasım'da imamın Atatürk'e dua etmesine kızıp camiyi terk eden ve dışarıda bağıra bağıra Atatürk'e hakaretler yağdıran Ahmet Bostancı, dün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Tahliye kararı verildi. Gericinin yandaşları ise görülmemiş bir skandala imza attı. Yaklaşık 100 kişilik gerici grubu adliye koridorlarında yaşasın şeriat diye bağırdı. İşin garibi bu kişilere müdahale edilmediği gibi herhangi bir işlem de yapılmadı. Sosyal medyaya düşen ve paylaşılan o görüntüler büyük tepki topladı. Gelin o zaman sizi düne götürelim. Neler yaşandı o görüntülerde? Neler vardı? Adliyenin içinde nasıl yaşasın şeriat sloganları atıldı? Yaşasın şeriat! Yaşasın şeriat! 10 Kasım'da cuma namazında Mustafa Kemal Atatürk anıldığı için tepki göstererek camiden ayrılan Ahmet Bostancı, sosyal medyada yayınladığı videoda Atatürk'e hakaret ettiği için tutuklanmıştı. Bostancı'nın Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi ikinci duruşmada sanığın tahliyesine karar verdi. Bostancı'nın tahliyesinin ardından adliyede skandal görüntüler ortaya çıktı. Bostancı'ya destek için adliyeye gelen grup tekbirler eşliğinde yaşasın şeriat sloganları attı. Evet işte bu görüntülerden bahsediyoruz. Türkiye'nin unutmayacağı, hafızasına kaydedeceği görüntülerden biriydi değerli izleyiciler. Bir adliyenin içerisinde atılan bu sloganlar ve o sloganlara sessiz kalan görevliler. İşte bu görüntüler önemliydi. Gazetelerde de yer buluyor. Bu arada tabii hatırlatalım. Bu görüntülerden hemen sonra dün kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 29 Ekim vurgusu vardı. Onu da tam bu noktada bu haberin arkasından hatırlatmış olalım. Şimdi Sözcü gazetesinin manşetini ekranlarınıza getirmiştik. Ne diyordu Sözcü? Adliyenin içinde yaşasın şeriat sloganı atıldı. Cumhuriyet gazetesi de bugün haberi manşetinden veriyor ve adliyede şeriat sloganı attılar başlığıyla duyuruyor okuyucularına. Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyete meydan okudular.
İktidar laik eğitime darbe vurdu. Özgürlükleri kısıtladı, yasaklar birbiri ardına geldi. Tarikat ve cemaatler okullara, bakanlıklara yerleştirildi. Bundan güç alan gericiler hilafet çığırtkanlığına ve vatan haini Şeyh Said'e övgüye başladı. Cumhuriyet karşıtlığı son olarak adliye koridorundaydı. 10 Kasım'da camide Büyük Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine dua edilmesine tepki gösteren ve hakaretlerde bulunan tutuklu sanık tahliye edildi. Duruşmayı izlemeye gelen bir grup mahkemenin verdiği kararı "Yaşasın şeriat" diyerek kutladı. Gerici grup adliyeden elini kolunu sallayarak çıktı. İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç diyor ki adliyede yaşananlar için "Laik cumhuriyetimize alternatif arayanlara karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." CHP'li Aylin Nazlı Aka ise "Tarihimiz için bir utanç günü" ifadelerini kullanıyor. Adliyede atılan o şeriat sloganları. Sosyal medyada çok konuşulan bir diğer başlık daha var. O da "Bir canın bedeli acaba ne kadar?" Hatırlayacaksınız, Türkiye'yi sarsan bir kazaydı ama sonrasında görüntülerle anlaşıldı ki o kaza aslında göz göre göre gelmiş. Yani cinayet gibi bir kazadan bahsediyoruz. Motokurye Yunus Emre Göçer, bir baba, bir eş, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarptığı o motokuryeden bahsediyoruz. Hatırlayacaksınız, daha sonra Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında henüz yurt dışı çıkış yasağı getirilmeden elini kolunu sallayarak ülkesine dönmüştü. Sonra da Somali Cumhurbaşkanı Göçer'in eşiyle bağlantıya geçmiş ve bir görüşme gerçekleştirilmişti. O görüşme sonrası Göçer'in eşi şikayetinden vazgeçti. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluysa serbest kaldı. Peki aldığı ceza Türk lirasına çevrildiğinde ne oldu derseniz hemen söyleyelim. Vicdanları yaralayan bir cezadan bahsediyoruz. Bir canın bedeli sadece 27.300 lira. Benim çocuğum bir kazaya değil de cinayete kurban gitti benim oğlum. Kuryeye çarpıp yurt dışına kaçmıştı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası belli oldu. İki tane çocuğu ortada kalmıştır. Buna bir insanlık dramıdır bu. Adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bu benim başıma geldi, düşmanımın başına gelmesin yani. Mahkeme Mahmud'a taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Verilen ceza 27.300 lira adli para cezasına çevrildi. Bir motokuryenin canı karşı taraf %75 kusurluyken 27 bin TL olamaz. Mahkeme Mahmud'un ehliyetine 6 ay el konulmasına da karar verdi. Mahmud 30 Kasım'da Büyükelçilik aracıyla motokurye Göçer'e çarparak ağır yaralamış, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. İlk bilirkişi raporunda Göçer kusurlu çıkmış, kamuoyunun baskısıyla yapılan ikinci raporda Mahmud'un asli kusurlu olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan Mahmud'un kazadan 2 gün sonra ise yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmış ve hakkında yakalama kararı verilmişti. Yurt dışına kaçan Mahmud'un ardından Somali Cumhurbaşkanı Göçer'in eşiyle görüşmüş, bu görüşmeden sonra eşi şikayetinden vazgeçmişti. Mahmud'un yargılanması sırasında Yunus Göçer'in babası davaya müdahil olma isteği mahkeme tarafından kabul edildi. Baba Göçer'in karara itiraz etmesi bekleniyor. Karar çıktı ama karar çıkmadan önce şöyle bir durum oldu. Emre Göçer'in babasının vekili şikayetçi olduğunu söyledi. Aileden biri ceza almasını istedi. Mahkemenin kararı sonrası bir canın bedeli 27.300 lira mı tepkileri yükseldi. Mahkeme önünde açıklama yapan motokuryeler karara isyan etti. Ne oldu şimdi, adalet mi oldu? Yani geçen sene 68 motokurye trafik kazası adı altındaki İş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bir kişi benim ölümümden %75 sorumlu olacak ama 27 bin lirayla kurtulacak. Hiç hapse bir gün bile hapse girmeyecek. Yani bu adalet değil sanırım. Bir canın bedeli 27 bin lira olur mu değerli izleyiciler? Bu kadar da olur mu? Bu kadar da vicdanları yaralayan bir karar olabilir mi?
İşte bu karar geride bıraktığımız günde sosyal medyanın en çok konuşulan haberlerinden biri oldu. Cumhuriyet gazetesi ne yazık ki o canın bedelini, yani mahkeme tarafından belirlenen o bedeli dolar üstünden hesaplamış ve diyor ki bir can 900 dolar mı? Bir kez daha soralım mı? Çok acı bir soru. Bir can 900 dolar mı? Somali liderinin motokuryeyi öldüren oğluna iyi hal indirimi haberin üst başlığı. Davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İyi hal uygulanarak verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası 27.300 liralık adli para cezasına çevrildi. Göçer öldüğüyle kaldı. Ölen öldüğüyle kaldı. Bir canda 900'de dolar etti. 900 dolar kıymet biçilmiş oldu değerli izleyiciler. Tabii şunu da merak ediyoruz. İlk duruşmada karar çıktı. İyi hal indirimi uygulandı. Peki Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu acaba biliyorsunuz Türkiye'ye döndü tekrar. Elini kolunu sallayarak yeniden direksiyonun başına oturarak trafikte aramızda gezmeye devam mı edecek? Bu sorunun yanıtını da elbette takip edeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Vicdanları yaralayan bir haber. Cumhuriyet gazetesi bir can 900 dolar mı diye soruyor. Sözcü'ye bakalım. Sözcü gazetesi de bugün çarpıcı bir başlıkla ve çarpıcı bir karşılaştırmayla aktarıyor haberi okuyucularına. Diyor ki Sözcü, trafikte drift atmanın cezası 32 bin lira, trafikte adam öldürmenin cezası 27 bin lira. Bir kez daha söyleyelim mi? Trafikte drift atmanın cezası 32 bin lira, trafikte adam öldürmenin cezası 27 bin lira. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında jet hızıyla karar çıktı. Geçen ay İstanbul'da otosuyla motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne yol açan Mahmut'a 27 bin lira para cezası verildi. Bakın altta ne diyor Sözcü gazetesi değerli izleyiciler. Ha bu arada bu para da 10 taksitle ödenecek, onu da söyleyelim ya, taksitli fiyatı. Bir canın bedeli 27 bin lira dedik. O da tabii Sözcü gazetesinden öğreniyoruz. Taksitli ödenecek miktardan bahsediyormuş Sözcü gazetesi. Bugün bu çarpıcı ayrıntıya da yer veriyor. 10 taksitte ödenecek. Bir yerden saç kurutma makinesi alsanız bile artık 10 taksit yapmıyorlar. Ne yazık ki. Bunun da altını çizelim. Diyor ki Sözcü, Mahmut otosunu yolda tehlikeli bir şekilde döndürseydi, yani drift atsaydı 32 bin lira ödeyecekti. Drift atsaydı 32 bin lira ödeyecekti, adam öldürünce 27 bin lira ödemiş oldu. İşte biz de bu haberi paylaştık ne yazık ki sizlerle birlikte. Efendim devam edelim. Pençe Kilit Harekatı'nda kaybettiğimiz şehitler. Türkiye çok acı bir hafta sonu yaşadı. Şehitlerimizin acısıyla geçen bir hafta sonu. Ve bir yandan da tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yaşanan bu gelişmelerin ardından acaba bir ihmal var mıydı? Aynı yerde neden yeniden şehit verdik, 9 şehit daha verdik sorusu sorulmaya devam ediliyor. Onlara da bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün bir şehit ailesini ziyaret etti. Bakın görüntüler ekranlarınıza geldi. Pençe Kilit operasyonunda şehit olan askerlerden Gökhan Delen. Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine bir taziye ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Aksaray'daydı. Dün orada yaptığı açıklamalara da bakacağız. Ve Aksaray şehidi Gökhan Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gökhan Delen 32 yaşındaydı. Gencecik bir üsteğmendi. Hayalleri vardı ama ne yazık ki Pençe Kilit operasyonu sırasında görev yaptığı bölgede geçici üs bölgesine düzenlenen o hain saldırının ardından şehit olan askerlerimizden, kahraman askerlerimizden biriydi Özgür Özel de, işte o şehidin ailesinin evindeydi ve bu fotoğraf kareleri paylaşıldı. Sonrasında bir açıklama yaptı Özgür Özel, kameraların karşısına geçti ve dedi ki kimse vatan evlatlarını -14 derecede geçici üs bölgesinde savunmasız olarak bırakıp da bize soru sormayın demesin. O zaman gelin Özgür Özel'in o açıklamalarına bakalım.
Merhaba, ne haber? Aşırı sağ olsun. Şehidimizin, üst teğmenimiz Gökhan Delen'in ailesine taziye ziyareti yapmak için geldik. Aksaray'ın başı sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesin ve net bir dille, nereden, kimden, ne amaçla gelirse gelsin tüm terör eylemlerini kınıyoruz. PKK terörünü lanetliyoruz. Biz o günlerde bu şehitlerin verilmesinde kusur, ihmal, hata var mı? Bunları sorgulayalım, konuşalım ki bir daha olmasın dedik. Maalesef çok üzülerek gördük ki aynı geçici üs bölgesinde tekrar 9 tane şehit. Nihayet bugün mecliste iki bakan geldi bilgi verdi. Geçen sefer demiştik, bakanlar gelip bilgi vermeden, sorumlular sorumluluklarını yerine getirmeden ve bize sorduğumuz soruların cevapları verilmeden biz artık kimseyle birlikte imza atmayız demiştik. Kendi bildirimizi yayınlamıştık. Bugün de atmadık ama bugün memnuniyetle görüyorum ki geçen sefer CHP imza atmadığında birlikte imza atan partilerden muhalefet partileri de artık o imzadan imtina ettiler. Kimse vatan evlatlarını -14 derecede geçici üst bölgesinde savunmasız olarak bırakıp da sonra bize soru sormayın demesin. Tedbiri alsınlar. O evlatlar hepimizin evladı. Mücadelemiz yeni şehitler verilmesin diyedir. Gerekiyorsa biz nasıl öyle bedelli medelli yapmadık. Gittik askerliğimizi yaptık. Birilerinin çocukları gibi bedelliye ya da birilerinin çocukları gibi çürük raporuna sığınmadık. Gerekiyorsa yine gideriz. Evlatlarımız da gider. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer gider. Bu vatan için can da veririz. Bu vatan için şehit de oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şehitler üzerinden iktidara eleştirilerine devam ediyor. Kimse çocuklarımızı orada savunmasız bırakıp da bize soru sormayın diyemez diyor Özgür Özel. Dün grup toplantısı vardı ve o grup toplantısında da gündemde elbette bu sorular vardı, bu soru işaretleri vardı. Buna ilişkin grup toplantısında neler söylendi onu da ekranlarınıza getireceğiz. Bir not daha düşelim. Her benzer olayın sonrasında ne oluyor? Mecliste hızlıca bir bildiri hazırlanıyor. A4 kağıdına basılan o bildiri partiler tarafından imzalanıyor. Böylece sorun ortadan kalkmış oluyor, öyle değil mi? Ama geçen yaşadığımız o şehit acısından sonra öyle olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi o bildiriye imza atmadı ve kendi bildirisini sorularıyla birlikte ortaya koymuştu. 12 şehidimizin ardından iktidar medyası çok eleştirmişti. Neden o bildiri imzalanmadı diye. Sonrasında ne oldu derseniz 9 şehidimizin ardından yeni bir bildiri hazırlığı yapıldı. Ve o bildiriye Özgür Özel diyor ki CHP Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanı sıra DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti de o bildiriye imza atmadı açıklamasını yaptı Özgür Özel. Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak derler ama evlatlarımızın kanı üzerine başka evlatlarımızın kanı, başka evlatlarımızın kanı akar. CHP lideri Özgür Özel partisinin grup kürsüsünden seslendi. Gündeminde Pençekilit Harekatı bölgesinden 20 günde gelen 21 şehit haberi vardı. Biz konuşacak ki bundan sonra evlatlarımızın yeri yerde kalmayacak değil, evlatlarımızın kanı akmayacak. Biz bunun için konuşuyoruz. Aralık'ın son haftasında 12 askerin şehit düşmesinin ardından yaşanan bildiri tartışmalarını hatırlattı. Sorumluluğu paylaşmayız dedi. Biz o gün itiraz ettik. Manşetlerden bildirgemizi görmediler. Dedik ki sorumluluğunuzu sizinle paylaşmayız. Bu sorulara cevap verilmeden sorumlularla aynı A4'te buluşmayız dedik. Kardeşim sen durduğun yerde dur. Atatürk'ün çizgisinde dur. Gör bak nasıl zaman seni yine aklı çıkaracak. Son olarak 9 askerin şehit olmasının ardından meclis başkanlığının yeni bir bildiri hazırladığını söyleyen Özel, CHP ile birlikte bu bildiriye imza atmayan muhalefet partilerini de açıkladı. Bugün meclis başkanı yine bir bildirge kaleme almış, yine bütün partilere yollamış. Bu kez Saadet imzalamadı, bu kez Gelecek imzalamadı, bu kez DEVA imzalamadı. Bu kez Demokrat Parti imzalamadı. CHP'nin ise yine ayrı bir bildiri hazırladığını, AKP, MHP ve İYİ Parti'nin ise ortak bir bildiriye imza attıklarını ifade etti. CHP kendi bildirgesini MYK'dan imzalamıştı. Grup başkan vekillerimle birlikte imzaladık. Bugün meclis başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bildirgesini de sunuyoruz. AK Parti, MHP ve İYİ Parti de bir başka bildirge sunuyorlar.
CHP lideri Özel son dönemdeki siyasi hamleleriyle Cumhur İttifakı'na yanaşan İyi Parti'ye de seslendi. AKP ile ortak hareket etmeme çağrısı yaptı. İyi Parti'nin de bu sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit haberleri sonrasında yalnızca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aramasını da eleştirdi. Yeniden şehitlerimizin geldiği bir gecede bu sefer bazı liderlere telefon açıp bazı liderleri aramamaya kalkarsanız siz her şey olabilmişsiniz demektir ama devlet adamı, devlet insanı olamamışsınız demektir. Bazı telefonların gelmesi gelmemesinden daha kötüdür arkadaşlar. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. Bölgedeki zafiyetler konusunda daha önce sorduğu soruları yineleyen Özel, iktidarın dış politikadaki tutumuna da tepki gösterdi. PKK-YPG'yi Amerika Birleşik Devletleri destekliyor diyeceksiniz. Hem can ciğer kuzu sarma olup randevu isteyip telefon görüşmesi için aracılar sokup Amerika'yla İsveç'in NATO üyeliği üzerinden F-16 pazarlıkları yapacaksınız. Evet, grup toplantısında da böylesi eleştirileri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in efendim grup toplantılarına bakmaya devam edeceğiz. Mesela MHP grubuna bakacağız. Orada tabii Genel Başkan Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Hedefinde pek çok isim vardı. Hemen her kesime, muhalefet eden her kesime hakaret etti Bahçeli. Onu da ekranlara getireceğiz ama hazır meclisteki bu toplantılardan bahsetmişken Türkiye Büyük Millet Meclisi evet açıldı. Sonrasında milletvekillerine o beklenen bilgi verildi. Başta Yaşar Güler olmak üzere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtuluş'un başkanlığında açıldı meclis ve gündeminde terör saldırıları vardı. Aynı zamanda tezkere görüşüldü efendim. Tezkere önemli bir gündem başlığıydı. Haberimizde de ekranlarınıza getirdik. Teröre karşı bildiri tezkeresinden bahsediyoruz. DEM Parti hariç tüm siyasi partilerin evet oyuyla o tezkere kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sayılar vererek terörle mücadelede başarılı olduklarını söyledi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen toplam 114 hedef imha edilmiştir. Nitekim son 5 günde 78 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Böylece son 1 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2375'e ulaşmıştır. Hakan Fidan'sa komşu ve müttefik ülkelerin yardımı olmadan terör saldırılarının önlenemeyeceğini vurguladı. Tüm komşularımızın ve müttefiklerimizin bölgedeki terör örgütleriyle mücadelemize samimiyetle destek vermesi bir zaruret haline gelmiştir. Bilgilendirmenin ardından teröre karşı bildiri konulu Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkeresi meclis gündeminde okunarak oy çokluğuyla kabul edildi. Tezkerede özetle şu ifadeler yer aldı. Bütün dünya bilmelidir ki son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıların ardından hazırlanacak ortak bildiriye imza atmama kararı alan CHP ve Saadet Partisi, aynı konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresine evet dedi. İki parti ayrı bildiri yayımlama kararından vazgeçti. Tezkereye evet oyu veren CHP hazırladığı bildiriyi kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün grup toplantımızdaki çağrımıza uygun olarak meclisteki hiçbir muhalefet partisinin Cumhur İttifakı'nın dayattığı bildiriye imza atmaması memnuniyet vericidir ifadelerini kullandı. O zaman grup toplantılarından devam edelim. Dün grup kürsüsünde konuşan isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Merak ediliyor acaba bu grup toplantısında Bahçeli kimleri hedef alacak, kimlere nasıl hakaretleri olacak diye beklenen soru o toplantının başlamasıyla birlikte yanıt bulmuş oldu. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'a yönelik
aklı hayale gelmeyecek eleştirilerine devam ediyor. Dün de öyle yaptı ve yeniden Başkan Zühtü Aslan'ı hedef aldı. Şöyle söyledi, ağır hakaretlerde bulundu. Kime? Anayasa Mahkemesi Başkanı'na, yani en yüksek yargı organının başkanına. Bahçeli dedi ki, Bay Zühtü, sen ve senin gibiler PKK hukukunun kafesindesiniz dedi. Ayrıca Atalay ile ilgili kararın meclise de derhal okutulması gerektiğini söyledi. Gelin sizi MHP grubuna götürelim. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki, yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır? Bir kez daha hem Anayasa Mahkemesi'ni hem de Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef aldı. Partisinin grup kürsüsünden hakaret etme alışkanlığını sürdürdü. Sen ve senin gibileri PKK hukukunun kafesindesiniz. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın Hatay halkının oylarıyla seçilmiş Türkiye İşçi Partisi milletvekili hakkındaki kararının mecliste okutulması çağrısı da yaptı. Mahkum Can Atalay ile ilgili kararın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derhal okunmasını istiyoruz. Bahçeli, yazar Zülfü Livaneli'ye de 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili ya gerici ordular ya harekat ordusu kazanacak sözleri üzerinden hedef aldı. Livaneli'ye de hakaretler yağdıran Bahçeli, Livaneli denen zat beş para etmez akla çöreklenmiştir dedi. Evet, hedefinde pek çok isim vardı. O hedeflerden biri de ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'ydi. Efendim, Cumhur İttifakı'ndaki bu çatlak acaba bir krize dönüşecek mi? Neden bahsediyoruz? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi ve köprüleri attı demiştik önceki gün yapılan açıklamalar, bir televizyon kanalında yapılan açıklamalar sonrasında. Ardından da o kişinin kendi görüşleri olduğu duyuruldu. Ve şu yorum yapıldı kulislerde, yeniden Refah Partisi seçime doğru yaklaştıkça el mi yükseltmeye çalışıyor? İstanbul'da bazı ilçeler ya da bir büyük şehrin istendiği yönünde kulis bilgileri vardı. Elbette bunların hangisinin doğru olduğunu göreceğiz. Bu noktada gözlerin çevrildiği isim yeniden Refah Partisi oldu. Orada parti adına bir açıklama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın yaptığı bir açıklama. AKP ile ittifak görüşmelerinin durduğunu açıkladı. Kılıç diyor ki, AKP ve yeniden Refah heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. AKP'den liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde eğer bir talep gelirse o zaman biz bu talebe olumlu bakarız. Talep gelirse o zaman değerlendiririz diyor. Suat Kılıç'ın açıklamalarını izleyelim. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Yerel seçimler yaklaşırken Cumhur İttifakı'ndaki kriz derinleşti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin gelinen aşamada kesildiğini duyurdu. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Kılıç, eğer AKP'den yeni bir teklif gelirse görüşmeye sıcak bakabileceklerini söyledi. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik. Cumhur İttifakı'ndaki konumlarının yalnızca imza atılan protokolle sınırlı olduğunu belirten Kılıç, milletin rızası vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti ile aramızda imzalanmış bulunan 30 maddelik protokolün dışında bir yerde değiliz. Bazı belediyeleri kazanmaktan daha önemlisi olan milletimizin rızasını kazanmaktır. Evet, yeniden Refah Partisi adına yapılan açıklama, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın açıklamasını ekranlara getirdik. Eğer o talep gelirse değerlendiririz diyor. Yani bir talep beklediklerini de aslında ifade ediyor. Geçen seçim öncesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de benzer bir tablo yaşamıştık. Acaba bu ittifak devam edecek mi, etmeyecek mi derken bir anda, tabii seçimden bir süre önce, işlerin tekrar yoluna girdiğini ve yeniden Refah Partisi'nin yoluna devam ettiğini Cumhur İttifakı ile gördük. Acaba bu yerel seçim öncesinde de tablo benzer mi olacak, onu göreceğiz. Yeniden Refah Partisi ne istiyor, ne talep ediyor ama araştırmalar da gösteriyor ki seçimin özellikle İstanbul başta olmak üzere birkaç şehirde kilit partisi konumunda
duruyor yeniden Refah Partisi DEM Parti ile birlikte. Kılıç AK Parti ile görüşmeler kesildi dedi ama ekledi 24 saat uzun bir süre. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında Ankara, İstanbul ve İzmir için başlatılan işbirliği görüşmeleri bir süredir hatırlayacaksınız. Pazarlık krizi gündemiyle paylaşılıyordu. 8 Ocak'ta yapılacağı açıklanan toplantının AK Parti'nin süre istemesi nedeniyle ertelendiği belirtilirken Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç dün yaptığı açıklamada iki parti arasındaki görüşmelerin kesildiğini bildirmişti. Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen MYK sonrası açıklama yaptı Kılıç. AK Parti ile yeniden Refah arasındaki ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor diye sorunca gazeteciler gitmiyor yanıtını verdi. En son geçen hafta pazartesi tehir edilmişti ama sonra bir talep gelmedi. Talep gelirse olumlu bakarız açıklamasını yapıyor ve olumlu bakarlarsa biz de şaşırır mıyız? Elbette şaşırmayız. Daha önce de gördüğümüz bir tabloyu, bir filmi bir kez daha görmüş ve izlemiş oluruz. Bakalım nasıl talepler masaya konulacak, onu da göreceğiz. Başta İstanbul olmak üzere, hatta hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde yeniden Refah Partisi yöneticilerinden birinin bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamalar büyük ses getirmişti ve Murat Kurum'un İstanbul'a belediye başkanı olmamasının ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı. Yeniden Refah Partisi'nin yetkilisi bir televizyon programında. İstanbul'da bazı ilçelerin istendiği ifade ediliyor Cumhur İttifakı'ndan. Şimdi devam edelim. İstanbul'da durum ne? Yerel seçime doğru gidiyoruz bir yandan da. Araştırmalar birbiri ardına geliyor. Şimdi onlardan biri ekranlarınıza gelecek. Asal araştırmanın bir anketi gelecek ekranlarınıza. Şöyle bir soru soruyor Asal Araştırma. Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi partilerin adaylarına oy verirsiniz sorusunu soruyor. Tabi şu araştırmanın künyesini de verelim. Saha uygulaması 9-12 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle gerçekleştiriliyor ve 2500 kişiyle görüşülüyor değerli izleyiciler. Bakın Ekrem İmamoğlu ismine %36,4. Murat Kurum ismine baktığınızda %32,8. Yalnız tabii şunun altını çizmek gerekiyor bu sonucu yorumlarken. Murat Kurum'un Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu ve bu oy oranının içinde MHP'nin başta olmak üzere, Hüdapar'ın başta olmak üzere hepsinin oyunun olduğunu görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ise şu anda bir ittifak içerisinde değil ve tek başına aldığı oy karşımıza çıkıyor. %36,4. Yani tek başına herhangi bir ittifak olmadan Ekrem İmamoğlu şu anda yarışı önde götürüyor. %36,4'lük oranla. İşte bu çarpıcı araştırmanın ayrıntıları gelsin ekranlarınıza. Yerel seçimler için partiler adaylarını belirlemeye devam ederken Asal Araştırma İstanbul için anket yaptı. İstanbullular. AKP yakınlığıyla bilinen Asal Araştırma 2500 kişiyle yaptığı anket çalışmasında bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'u geride bırakarak birinci çıktı. Ekrem İmamoğlu %36,4, Murat Kurum %32,8, DEM Parti adayı %4,4, Yeniden Refah Partisi adayı %3,8, İYİ Parti adayı %3,0. Evet, tablo bu. Elbette farklı araştırma sonuçları da göreceğiz. Bir izleyicimiz de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılan araştırma sonuçlarını hatırlatıyor. Gördük araştırma sonuçlarının ne kadar gerçeği yansıttığını diyor ki hak vermemek elbette elde değil. Şimdi değerli izleyiciler kısa bir ara ardından devam edeceğiz.